Peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra peygamberin hayatında olan, yanında olan son halifesi kimdi? Ebu Bekir'di. Ve ümmetin en hayırlılarından bir tanesiydi. Hatta peygamberden sonra en hayırlısıdır diyebiliriz. Ne yaptı? Kendisi peygamberin vefatından sonra hiç kimse ona teberrükte bulunmadı. Ne ondan ne eşyasından. Sonra Ömer geldi. Ömer de en hayırlı insanlardandı. Hiç kimse Ömer'in eşyalarıyla da teberrükte bulunmadı. Sonra Osman geldi. Osman da öyle bir şey yapmadı. Radiyallahu anhu. Ali de öyle bir şey yapmadı. Yani hiçbir sahabe Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan başka hiç kimsenin eşyasına yönelmedi. Onun eşyasıyla başka şeyle teberrükte bulunmadı. Bu da bize şunu gösteriyor ki demek ki sahabe böyle bir şey yapmamış. Şimdi bir kıyas yapalım. Bugünkü bunların iddia ettikleri o alimler yok mu kardeşler? O alimler. Bunlar cennette müjdelenmiş olan alimler midir? Hayır. Fatimeleri nedir? Son halleri nedir? Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Belki kafir olarak ölecekler. Ama sahabe cennette müjdelenmiş. Sahabeye bile yapılmıyorsa senin 3., 4., 5. sınıf derecede olan alimine ben ne diye teberrükte bulunacağım yani? Hayırsa hayır zahirde olmaz. Takvaysa takva da zahirde olmaz. Takva kalptedir. Hiç kimse de kalpleri yarıp bakamaz. Biz sahabenin hayırlı olduğunu nereden biliyoruz? Onların kendi söylemlerinden mi biliyoruz? Hayır. Kur'an'a bakıyoruz, sünnete bakıyoruz. Allah ve Resulü bize bildiriyor. Diyor ki sahabe hayırlıydı. Biz de ona göre sahabenin hayırlı olduğunu söylüyoruz. Cennette müjdelenmiş diyoruz. Biz kendi kafamızdan mı diyoruz? Hayır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bildirdiğine göre biz biliyoruz. Aşere-i Mübeşere'den 10 tanesi var, cennette müjdelenmiş. Bedir ehli var, Rıdvan beyatında bulunanlar var, Uhud'da olanlar var, ilahiri bu kadar şehit olanlar var. Bunların çoğu cennette müjdelenmiş, aleyhissalatü vesselam her biri için söylemiş. Ama hiç kimse onlar hakkında, onların eşyaları hakkında teberrükte bulunmamış. Bereket ummak için eşyalarını alıp sarılmamış, bir şey yapmamış. O zaman sizin bu yaptığınız demek ki yanlış. Evet, ondan dolayı Ömer radıyallahu anh, Rıdvan beyatındayken, Rıdvan ağacının altında beyat ettiler ya, o ağacın altında beyat edenler. Ne yapıyor insanlar? Belli bir süreden sonra o ağacın altına gidip namaz kılmaya başlıyorlar. Teberrükte bulunmaya başlıyorlar. Yani bir şeyler yapıyorlar yani. Hani orada özel bir olay olmuş, ayet inmiş. Ömer radıyallahu anh da ne yapıyor? O ağacı kökten kesiyor. Doğru bir şey mi yapıyor? Evet, çok doğru bir şey yapıyor kardeşler. Bugün Ömer radıyallahu anh burada olsaydı kesin bu sofiler ona da Vahhabi derdi. Neden? İşte bunu yaptığı için. Halbuki Ömer radıyallahu anh'un yapma sebebi nedir kardeşler? Yapma sebebi şirkin önüne set çekmek. Set çekmek yani. Haramdır, şirktir, önüne set çekmek. Evet, birinci tabaka şirk koşmaz. İkinci tabaka küçük şirk işler. Üçüncü tabaka artık o ağaçtan bir şeyler beklemeye başlanır. Aynı Nuh aleyhisselamın kavminin yaptığı gibi veya Adem aleyhisselamdan sonraki kavmin yaptığı gibi. Ne yaptılar kardeşler? Başta resim çizdiler, sonra put yaptılar, sonra kabir yaptılar, sonra taş yaptılar, sonra onlardan beklediler, bir şeyler istediler. Şirk üstüne şirk, şirk üstüne şirk. Ta ki ne oldu? Ta ki Allah muhafaza şirke düştüler. Burada çok önemli bir mesele var. İmam Şatibi El-İltisam'da bu söylediğim şeyleri naklettikten sonra, çünkü Ömer radıyallahu anh'un kıssasını yine o naklediyor. Bunun yanlış bir şey olduğunu naklediyor ve Taberi'den naklediyor bu benim aktardığımı. Diyor ki Hallacı Mansur'un talebeleri Hallacı Mansur için o kadar aşırıya gittiler ki diyor, onun artık sidiğini alıp, bakın dikkat edin, sidiğini alıp kafalarına, yüzlerine, farklı farklı yerlerine sürmeye başladılar diyor. Hatta affedersiniz, özür dilerim, onun dışkısını, kokusunu içlerine çektiler. Ta ki ondan bereket ummak için. Ve daha da aşırıya gittiler. Hallacı Mansur'a haşa sen Allah'sın dediler. Haşa ve kella. Allah Azze ve Celle onların koşuştuklarından münezzehtir. Şimdi Hallacı Mansur'u biliyorsunuz hepiniz. Kendisi öldürüldü. Ama bugünkü tasavvuf ehli Hallacı Mansur'a ne diyor? O büyük bir zattı diyor. O zamanki insanlar, onun müritleri de böyle yapıyorlardı. Düşünün, onun dışkısıyla, onun idrarıyla teberrükte bulunuyorlardı. Subhanallah. Aşırılığı görüyorsunuz değil mi? Şimdi bu meseleler bize çok uzak ama hayır kardeşler. Eğer bizler bunun önünü kesmezsek yarın öbür gün bir tanesi ağzındaki mendili siler buraya koyar.
Başka bir tanesi alır ondan teberrükte bulunur. Der ki bu hoca güzel anlatıyor. Hele ver ben bakayım şu mendilini. Elime yüzüme bir süreyim. Belki ben de güzel anlatırım demeye başlar. Dolayısıyla bunun önü kesilmez. Herkes kendi kafasına göre bir şeyler yapmaya çalışır. Allah muhafaza. Allah Azze ve Celle bizi bundan korusun diyebilirim.